Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük at çiftliğinde geleceğin şampiyonları yetiştiriliyor. Her yaştan çocuklar seyislik ve binicilik eğitimleri alıyor ve yarışlara hazırlanıyorlar. Kurslarda özel gereksinimli çocuklar için de terapi uygulanıyor. 1969 yılından bu yana uygulanan bu yöntem çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimine katkı sağlıyor. Bazen heyecanlı oluyorum, bazen mutlu, ve atın üstünde durmak hoş bir şey. Atlarla vakit geçirmek bana özgüvenlik katıyor. Böyle rahat oluyorum ata binince. Çok seviyorum ben atları. Şehrin gürültüsünden uzak doğayla iç içe bir dünya. O dünyada geleceğin sporcuları yetişiyor. Ciritçilikten e, bu yana devam eden ata sporumuz çocuklara da nesiller boyu aktarılmaya gayret ediliyor. Atlar duygusal hayvanlar olduğu için çocuklar onların yanında gerçekten çok Kendilerini güvende hissediyorlar özellikle. At onlara birincisi motive olmayı öğretiyor. İkincisi onunla arasındaki bir bağ oluyor. At çiftinde her yaştan çocuklar binicilik eğitimi alıyor. Nefesle Masal 9 yaşındalar ve yaklaşık 2 yıldır da burada binicilik eğitimi alıyor. Atlarla hoş vakit geçiriyor. İlk başta atı ısıtmakla başlıyoruz. Dört naf ve süratli ondan sonra engel koyuyoruz. Atlayıp sonra bitiriyorum. Hedef var mı? En çok istediğim hedef yarışmalara girmek ve birinci olmak. E, atımın adı White Leon. Atım çok uysal bir attır. Komutlara uyar. At sözünü dinliyor. O kadar fazla artık eğitim ve dersten sonra artık atın o hakimiyetini elime alabiliyorum. Bir de önemli olan atı kontrol etmek. At kontrol edilmediği zaman hiçbir şey başaramıyorsun. Atlar asırlar boyu Türk kültürünün vazgeçilmez canlılarından biri. Buradaki binicilik kursuna gelen çocuklar eğitimlerden geçiyor, zorlu parkurlardan atlıyorlar ve atlarla hoş vakit geçiriyorlar. En önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri de atlı terapi. Uzman fizyoterapistler eşliğinde uygulanan seanslarla fiziksel, zihinsel ve duygusal bozukluğu olan çocukların gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor. Vücudundaki sıcaklık Çocuklara geçtiği zaman ekstra bir rahatlama, bir özgüven geliyor onlara. Anlatılmaz yaşanır. Özel çocuklarımız burada atlarla özel bir bağ kuruyor. Bu bağ onların eğitimlerinde aynı zamanda sağlıksal anlamda e, düzeltilmesi yönünde de e, etken rol oynuyor. Özel çocuklar da geliyor. Çok güzel biniyordu. Ya Bayağı bir iyileşti yani konuşması düzeldi. O hareketler birazcık yavaş yavaş inmeye başladı çocukların birçok yönü gelişiyor. Dikkat bozukluğu olan çocuklarımız ata dik binmek suretiyle fiziksel ve bedensel olarak da eğitiliyor. Özel çocukları atlar diğer hayvanlarda olduğu gibi hissederler. Kalbinin atışını bile duyabiliyor. Onları koruyarak hareket ediyor ve bu çocuğun sağlığına da atın yürüyüşü iyi geldiği için bağı daha fazla oluyor.